Çıkarsa ne yapacaksın? Çıkarsa planlar. Sağlığın müsait olsa hacıya veya ümreye gitmek. Oo, ümreye de gideceğim. İnşallah. Bir şey daha soracağım, kızma ama bize. Domuz eti falan yiyor musun teyze? Hayır asla, asla. Ne domuz eti be? Peki böyle içki falan da... Hayır hayır, içki mi içki? Tabii sen girmiyorsun herhalde. Hiçbir şey yok. Allah belki böyle bir sen lazım. Belki öbür tarafta gerçekten şu bileti yırttık diye yani belki ahireti böyle kazanırız. Ya şimdi hak etmediğimiz bir şey şimdi gerçekten de öyle. Değil mi? Şunu normal Anıl diye o zaten geldiği gibi gider. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler, siz? Allah razı olsun. Buralı mısınız? Sayılırım. Ya ne kadar soğuk memleketiniz var. Bir günde bizi hasta etti ya. Maalesef Ankara biraz soğuk. Vallahi mahvolduk ya. Siz nasılsınız? Nasıl duruyorsunuz bu havada? Vallahi biz alışkınız. Bilet almışsınız herhalde, bizim arkadaşlar ondan yapıştı sizi. Zengin olma hayaliyle herkes gibi. Nimet ablanın oradan mı aldınız? Vallahi biz Ankaralıyız. Ali Haydar'ı tercih ediyoruz. İstanbullular Nimet ablaya gidiyor. Nimet ablayı tercih ediyoruz. Bu sene 80 milyon dağıtıyormuş herhalde. 80 milyon iyi para. Diyorum ya, hiç ne kadar verdiğini de bilmiyorum. Bugün... Şey olsun diye aldık. Ya Allah'ım amca o zaman. Evet. Dedim ya, yılbaştan yılbaşına alıyorum. Teyzeciğim bilet aldın herhalde. Bilet aldım. Bir tane mi aldın bilet? Yok, 8 tane bilet. Ooo, 8 tane bilet aldım. İkramiye büyük, 20 milyon. Hayaller neler? Ne düşünüyorsun? Dünya turu yapmak mesela. Dünya turu. İlk önce Hindistan'ı merak ediyorum. Hindistan'ı. Oo. Bir kere yaşlılar evi kuracağım. İkincisi küçük çocukları yetiştirme okulu. Ortada kadar zaten hayatını kurtarırlar. Yaşlılarla küçükleri. Vallahi ev düşünüyorum. Ev, hatta yani emlak yatırmak istiyorum. Güzel bir araba. Arabanın modeli belli mi? 200-300 milyarlık bir şey. Fazla gözümde büyük bir şey yok. İhtiyaçlı olanlara da çaktırmadan vereceksin. Bir elin verdiğini öbür el görmeyecek, görmeyecek. Çıkarsa ne yapacaksın? Planlar ne? Çıkarsa planlar tabii yardım edeceğim. Yardım edeceğim. Tabii başka. Tabii. Başka sağlığın müsait olsa hacıya veya ümreye gitmek. Oo, ümreye de gideceğim. İnşallah. Bir şey daha soracağım, kızma ama bize. Domuz eti falan yiyor musun teyze? Hayır asla, asla. Ne domuz eti be? Domuz eti kullanıyor musunuz? Hayır. Kullanmıyorsunuz değil mi? Bilerek kul hakkına falan da girmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Müslümanım dediniz ya ondan. Ya Allah'a şükür. Kul hakkına, hırsızlık falan filan öyle şeylere de girmez. Haramdır. Haramdır dinimizde. Peki böyle içki falan da... Hayır hayır, içki mi içki? Sen girmiyorsun herhalde. Hiçbir şey yok. Hadi. Uzak dursun bizden. Hayır hayır hayır. Peki. Onlardan hiç uğraşmıyoruz. Domuz eti falan kullanıyor musun? Hayır lütfen. İçki de yok o zaman. Yok, içki de yok. O zaman sen Kur'an emirlerine uyan bir kardeşimizsin. Aynen, çok şükür. İçki falan da anladığım yok, kadarıyla. Yok, alkol yok. O zaman sen Kur'an'ın emirlerine dikkat eden birisin. Aynen öyle. Tamam, mini piyano koyarıyoruz gene de. Hah, onu nasıl yapacağız? O da aramaz mı? Onu nasıl yapacağız? Ya işte diyorum ya, bir illaki bir şey oluyor yani. O zaman anladığım kadarıyla siz Kur'an'ın emir ve yasaklarına dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Hayatınızı ona göre biraz yönlenmişsiniz. Yapmaya çalışıyoruz tabii. Elinizden geldiğince. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim'e uyduğunuz için bunları yapmıyorsunuz, doğru mu? Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'de elinizde tuttuğunuz milli piyangonun da haram olduğu söyleniyor. Aynen, katılıyorum. Dedim ya, dikkat edersen hiç almıyorum dedim. Sadece yılbaşta yılbaşına işte. Bugüne kadar hiç domuz eti yediniz mi? Hayır. Yemediniz. Ama aynı hassasiyetin buna karşı da olması gerekiyor. Şimdi Maide suresinde içkinin yanında kumar da yazıyor. Ama sen gitmiş kumar almışsın. Al, bak ben ne diyorum sana? Bu hatalı ama işte bu insan olur. Terse düştün. Kamerayı kapattım, konuyu kapattım. Niye? Böyle sorular beklemiyordum. Ne güzel işte bak. Bir yanlışın vardı belki, onu düzelteceğiz bugün. Diyorum yasak, bu da yasak, bu da yasak. Dediğin halde niye yapıyorsun amca? Şansımızı deniyoruz. Ama içkinin yanında geçiyor kumar. Aynen öyle. Yani Maide suresinde içkinin yanında Kur'an yazıyor. Hatırlıyorum kardeşim. Vallahi yani hak etmediğim para haramdır. Çünkü Anıl Teri yok orada. Şimdi bu hırsızlık değil, benim bütün insanların yaptığı şey olduğu için. Mesela satın kendi paramızla şansımızı deniyoruz. Ben o zihniyetle sadece aldım. Ama şimdi şunu soracağım. Burada haramı helali belirleyen biz miyiz, Allah mı? İki yüce Allah'tır. Öyle olması lazım. Şu üzerinizdeki mesela montu veren kişi bize der ki bunu kuru yıkamaya gönderin. Yani onların hangi şartlarda yıkandığını örnek veriyorum. Veya hangi ısı derecelerinde yıkanması gerektiğini kim yazıyor? Onları yapan firma kendisi belirliyor. Onun mühendisleri tutuyor, yazıyor. Çünkü bunu yapan onu çok iyi bilir. Bizi yaratan da bizi çok iyi bilir. Bize yolumuzu da o gösterir. O zaman bize haram demişse biz diyebilir miyiz? Şimdi geçiyor. Ben namaz da kılıyorum. Yaptığımız güzel şeyler, kötü şeyleri
herhangi bir senet olamaz, doğru mu? Doğrudur, evet. Ya, arkadaşlar alınca bizde bir özentim oldu artık, neyse. Yani aramızda arkadaşlarla şeyimiz olsun diye. Ben de aramızda bir hatıramız olsun diye bir arkadaşımla oturduğum zaman tutup içki içer miyim? Yani. Veya domuz eti yer miyim? Yemez. Veya hırsızlık yapar mıyım? Ya sırf bir hatıramız olsun diye bunları yapmak mantıklı mı? Ya şimdi mesela şehir dışına çıktım diye burada arkadaşların domuz eti ise sen de mi yiyeceksin? Mümkün değil. Yapmazsın değil mi? Yapmam. Niye bilet alıyorsun? Aldım artık. Biliyorsun da yanlış oldun. Yani muhakkak. Teselli ya. Ya büyük para çıksa mesela derim, bütün böyle sokakta gördüğüm yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi düşünüyorum. Hepsini. Hiç almayacağım mı kendim? Alacağım. Alacağım ama alacağım büyük ama... bir çoğunluğunu dağıtacağım diyorsun. Yani. Aa bak, kaçırdığınız bir şey var. Ne yapıyorum, ne dedim? Kazandığım parayı çocuklara ve yaşlılara. Duydun değil mi? Duydum. Cevabını aldın mı? Aldım. Gel yırtak baba. Abi ben bunu kazanırsam fakirlere vereceğim yarısını, o yüzden. Fakirlere vereceksin. Yardım yapacaksın. Yardım yapacağım tabii. Söz mü? Tabii ki de söz. Zaten... Bak çekiyoruz ha, seni yarın bir gün gösteririz. Kartam gösterin tabii ki de. Tamam. Onu sana söz veriyorum. Çıksa bir kuruşunu bile kendime almayacağım. Ne yapacaksınız? Hep dağıtacağım diyorum ya. Söz mü? Söz. Kesin dağıtacaksın. Söz. Peki ben size bir şey soracağım. Domuz eti yemiyorum dediniz, doğru mu? Evet. Peki komşunuza domuz etini dağıtır mısınız? Hayır. Peki çoluğunuza çocuğunuza domuz etini dağıtır mısınız? İnce yerden vuruyorsun. Çoluğuna çocuğuna da yedirmen. Hayır. Allah muhafaza, yeğenine falan töbe. Töbe hiç. Şimdi bizim oradan çıkan para da haram oluyor. Onu niye yediriyorsun? Teyzeciğim benim. İçkiyi eder misin ikram? Konuya komşuya. Hiç içmedim bugüne kadar, hiç. Elhamdülillah. Kimseye de ikram etmezsin değil mi? Yani etmem. Hiç içmedim. Şimdi haram bir yerden gelen parayı o zaman bağışlasak ya, olur mu? Bir yardım ya. Olmaz. Adam. Bir dakika. Ya mesela silikli suyla abdest alınır mı? Yok, olmaz tabii ki. Namaz kılsan kabul olur mu? Olmaz tabii ki. O zaman senin o parayla yapacağın hayır da kabul olmaz. Bilmiyorum. Benim bilgim bu kadar belki. Ben dinime bağlı bir insanım kendimce. Herkes kendince dinine bağlıdır. Ne yaparsın çıkarsa? Eğitimimi harcarım büyük ihtimalle. Ulan hayalim gelen paradan kendi hayatını kuracaksın lan. O yarın bir gün kazandığın bütün para sana haram olmayacak mı? Eğitim hayatını oradan kurarsan. Peki şimdi şöyle söyleyeyim amca. Bizi her gün doyuran birisi var, doğru mu? Her bahar bize vagon vagon, kış ayında C vitamini ihtiyacımızı görmemiz için bize limon gönderen, portakal gönderen, yaz ayındaki susuzluğumuzu gidermemiz için bize kavun gönderen, karpuz gönderen. Vücudumuzda 40 trilyon farklı hücre var. Her birini senin emrine vermiş. Ne istersek ona göre hareket ediyorlar. Bir tanesi bana itiraz etmiyor. Kolumdaki bütün atomlar sadece senin iradene vermiş. Ve senin yapamayacağın şeyleri, kulum biliyorum ben bunları yetiştiremezsin deyip kendi iradesiyle halletmiş. Günde 24 bin defa nefes alıyoruz. Hiçbirinin kontrolünü de bize vermemiş özellikle. Kalbinin atışını sana bırakmamış. Kalp atışlarımızı dakikada 90 defa attıran birisi varken. Ya bize bu kadar iyilik yapıyorken. Kahvaltıda ne yediğimiz fark etmez. Akşam yemeğinde ne yediğimiz fark etmez. Kan şekerimizi her seferinde sabit değerde tutan birisi var. Her gün her öğünden sonra. Ve kanımızda bunun gibi belki binlerce madde var ve her birinin dengede kalmasını sağlıyor. Mesela bakır elementi vücudumuzda birazcık fazla olsa sinir hastalıklarına sebebiyet veriyor. Bütün yediklerini belli bir ölçüde vücudunun neresinde ihtiyaç varsa oraya göndermiş. Şimdi biz ona saygısızlık yaparsak hoş olur mu? Olmaz tabii. Ben senin kurallarını tanımıyorum desek ayıp olmaz mı? Abi kurallarını tanımıyorum değil de. Tanımamak bu. Şimdi bir tane polis gelse şuradan geçse. Polisler dese ki kardeşim yere çöp atmak yasak. Evet. Sen de onların gözünün içine baka baka yere atsan. Bu ne demek? Yasak. Ben sizi tanımıyorum. Evet, doğru. Ben sizin kurallarınıza uymuyorum demek. Doğru. Ama ağzımızdan böyle bir cümle çıkmadı, doğru mu? Şimdi abi Allah bizi görüyor. An be an. Biz de onun gözünün içine baka baka diyoruz ki senin koyduğun kurallar uymuyor. Aklım mantığım senin koyduğun kurallar uymuyor. Demiş oluyor muyuz? Bak yine ağzımızdan çıkmadı. Ama mantıken bunu demiş oluyor. Yani öyle düşününce doğru. Bunlardan haklısın. Kaçınırsanız diyor abi, kurtuluşa erersiniz diyor. Gel abi yırtalım şu bilet. Abi onu. Abi gel yırtalım bak. Hayır. Öbür tarafa gittiğinde Rabbim sırf senin rızan için ben bu bileti yırttım diye. Hayır onu yırtmayayım. Abi. Abi belki hayatımın kurtarıcı. Hayatın kurtulacak da belki ahiretin gidecek. Abi bak vallahi namaza gidiyorum şu an. O zaman yırtalım bileti, gel. Yok şimdi yırtamam artık, paranı yırtmadım. Niye yırtayım? Ben sana paranı geri vereceğim. Yok param. Teyze dedin ki bak domuz eti dedim, ah oh, dedin. Tövbe yemem ben dedim. Canım adam bu çıkıyorsun. Kur'an'da o yazıyor, kumarda yazıyor. Umre'ye gideceğim dedim bak. Umre farz değil. Ama senin bundan kaçman farz. Bak, umre'ye bundan gidilmez, doğru söylüyorsun. Şimdi bize bu kadar nimeti vermiş. Biz onun emirlerine uymuyoruz. Uyuyoruz da işte. Gel bileti yırtalım o zaman. Yok. Ben parasını vereceğim, gel bileti yırtalım. Yok. Niye? Artık bir kere aldım şahsım. Ama olur mu öyle şey? Artık aldık bir kere. Teyzeciğim bak. Allah'ın emirleri var. Yapma gözünü seveyim. Yani... Olmaz teyze, gel şu bileti yırtak biz. Artık.
mutlu. Kaldı. Ama bak, kurtuluş bu yolda diyor Allah. Çıkarsa ben seni bulayım abi. Hayır, çıkarsa değil. Ben sana abi çok güzel ya, bir şey söyleyeyim mi? Madem öyle bir niyetin var, çıkar şimdi, yırtalım bileti. Yok abi, yırtma. Anne oğlum, çıkınca yakacaktın parayı. Aldık şimdi, nasıl şey yapayım? Tamam, ben onlara parasını vereceğim. Söz bak, parasını vereceğim. Yok abi, kalsın ya. Niye lan? Abi mantıklı konuşuyor Salih abi. Bak abi, ben seni çok sevdim. Abi, anlıyorum seni de. Haklısın, çok güzel bir şey. Ben, vallahi çok yazık abi ya. Bak, namazla kalıyorum dedin. Bir sürü adam geçti şuradan. Aldılar gittiler. Çok üzülmedim. Ama namaz kılıyorum dedin. Gerçekten yazık ya. Diyoruz, namaz ayrıdır. Namaz mecbur yani. Bu da farz abi. Haramlardan kaçmak da farz değil mi? Bize kurtuluş yolu olarak diyor ki faloklarından, kumardan, içkiden sakının diyor. E sen içki içmiyorsun, domuz eti yemiyorsun, kimseye de ikram etmiyorsun ama piyango bileti alıyorsun. Gerçekten üzüldüm. Abi, Kur'an'ı bel üstünde tutan bir toplumuz, doğru mu biz? Doğrudur. Abi, hükümlerini ayağımızın altına aldıktan sonra bence bel üstünde tutmak hürmet değil. Gel biz yırtalım bu bileti. Madem sen biliyorsun. Yırtalım mı? Yırtalım bu bileti. Yırtalım hadi. Hadi yırtalım. Hadi. Al kardeşim. Yırt kardeşim. Al onu da yırt. Ben de sen yırt. Yok, onu da sen yırt hadi. Tamam. Hadi onu da sen yırt. Olur mu? Yırt kardeşim. Abi, madem dikkat ediyorsun içkiye. Sil onu. Tamam. Şey yapma, kaybol. Tamam. Yırt. Helal. Ver onu. O da bende kalsın. O da bende kalsın. Olur mu? Tamam, bu seferle kalacağım, bir daha almayacağım. Senin dediğine uyacağım. Tamam. Vallahi üzüldüm ha. Gerçekten namaz kılan bir abimsin. Ya, bu seferle arkadaşa vereyim bir tanesi. Bir tanesi bende kalsın. Evet. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uyan bir teyzemsin. Kur'an'ın emirlerine de uyuyorsun. Gel biz bugün bu bileti yırtalım. Allah bizden razı olur inşallah. Ah, yırtma bileti. Hadi git şuradan. Ha, tamam, yeter. Hadi gidelim. Bak, öbür tarafta gittiğimiz dedi ki, Allah'ım ben sırf senin rızanı gözettim ve bu bileti bugün burada yırttım. Kardeş diyor ki, kurtuluş yolu buradan geçiyor. Maide suresinde. Ben düşüneyim. Düşünme. Bence düşünme. Abi şimdi kaç sağlık daha olmayan arkadaşlar. Tamam diyorum ya, bak ben onlara parasını vereceğim. 20 lira değil mi ya? Batsın yere 20 lirasın ya. Ahiretin var kardeşim, sonsuz ahiretin var. Ne yapacaksın 20 lirayı? Ahiretin yanındayız. Yırtacağız. Allah, hadi senin olsun, senin mi kalacaksın? Sen mi yırtacaksın, ben mi yırtayım? Aa, sen yırt. Dediğim bütün bu hassasiyetlere hep katılıyorum kendim. Güzel işte. Uyguluyorum bak, Allah'a çok şükür. O zaman yırtalım amca. Ben de dini hassas. Çok güzel. Bak, çok bağlıyım. Ya hadi, bana yırt dedi. Seni kırayım. Tamam, hadi yırtalım. Hadi. Hafif yukarıya tutsana. Ben mi yırtayım? Yırt. O zaman sen de tut amca. Allah belki böyle bizden lazım. Belki bu tarafta gerçekten şu bileti yırttık diye, yani belki ahireti böyle kazanırız. Ya öbür tarafa gittiğinde şunu anlattın, düşünsene. Yani değer mi kardeşim? 20 lira için değer mi? Ahiretini kaybettikten sonra bu dünyada kazanmışsın, bir önemi var mı? Ya şimdi hak etmediğimiz bir şey, şimdi gerçekten de öyle. Şunu normal anıl diye, o zaten geldiği gibi gider. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Sizin gibi gençlerin böyle dine hizmet etmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir sarılabilir miyim amca?